Evet, Allah'tan bu şarkıdan sonra bu teaser girdi de başta ben olmak üzere belki ekranların başındaki sizlerden bazıları da haraküyü yapmaktan böylece kurtulmuş oldunuz. Çünkü birdenbire ne oluyor dedik stüdyoda. Bence bak komik bir şarkımı söyledim diye. Evet. Bayağı kuşkulandım yani. Yok. Neler geçti gözlerinden tabii ki. Ama Fecide Eyüpçioğlu'nun galiba en büyük sırlarından bir tanesi. Sen çok çalışmalar yaptın mı Fecide Eyüpçioğlu'yla? Yani Fecide abi bütün şarkılarını benim için yazdı diyebilirim. Ama ben onları söylemedim. Şimdi Fecide abi benim için çalışmalar yaptığı dönemde ben hep yabancı insanlarda şarkı söylüyordum. O yazılan sözleri de habire böyle o müziklere yapılmış bir yama gibi hissediyordum. Ama şimdiki aklım olsa bazı şarkıları söylerdim. Söylerdim. Mesela Atlı Karınca'yı getirdiği zaman bana Atlı Karınca dönüyor falan çok hoş bir şarkı tabii. Aslında. Ben dedim ki böyle atlı karıncalı marıncalı şarkı söylerim dedi. Lan ne ukala herifsin sen dedi bana. Yani çok iyi bir şarkısın ama kafayı çalışmıyor dedi ve şimdi ben inanıyorum ki hakikaten o şarkılar, o şarkı söylenebilirmiş. Eşref saatimi. Sevgili dostlar, biz bu programın hazırlık aşamasında tabii ki sizler ekran başında onları görmüyorsunuz. Son derece titiz bir şarkıcı Alpay vardı burada. İçeri koştu, sound check'ine baktı, buradaki mikrofonlarını tek tek test etti, tekrar içeri gitti, kayıt yaptı, kayıt dinledi. Dileriz bu titizlik sizlere yani yaklaşık 3 seneden beri yansıtmaya çalıştığımız zın ötesinde bir takım katkılar da sağlamıştır ama bu kadar titiz bir insanın başına sahnede bunca yıl sahne kalmış bir insanın başına elbette komik olaylar da gelmiştir. Çok tabii canım. Yani titizlik ne kadar mesela sakınırsa... Mesela biraz önce bir şarkının sözlerini unuttum. Evet. Fecri abinin söylediğim ilk şarkısı Cennet Yol diye bir şarkıdır. Hı-hı. Güzel bir şarkıydı ve de çok büyük bir sükse yaptı. Amerikan Koleji'nde konserim var. Su basıyor galiba burayı. Bir yerlerden garip sesler geliyor. Olabilir. Dert değil. Amerikan Koleji'nde konserim var. İşte introdüksiyonu yaptı orkestra. Cennete giden ilk sen olursan ve gerisi yok şarkının. Şimdi ben döndüm arkaya. Neydi lan bunu ikinci satırı falan filan. Millet titriyor falan bu arada. Dedim ki vazgeçtim söylemeyeceğim bu şarkıyı. Sahnede seyirci huzurunda mı? Seyirci huzurunda oluyor. Söyle millet çığlık çığlığa ya hatırlayın neydi falan işte bekle beni sen aşkım. Peki o zaman başlayalım madem istiyorsunuz söyleyeyim dedik o bitti. Ondan sonra Büyük Efes Oteli ilk defa büyük bir şovu benimle yaptı. Çok büyük bir para karşılığı. Ve de o dönemde bir viski 20 lira. 500 lira fix ve smokin tuvalet mecburiyeti koydular. Ben çıktım aynı şarkıya girdim gene unuttum. Şimdi orada söylemeyeceğim desen, hadi ulan söylemezsen söylemeyecekler adama, böyle son derece ağır bir müşteri gelmiş. Ondan sonra ben işte geldim, cennete giden ilk sen olursan... Sanki mikrofonun kablosu çıkmış, orada neydi? İkinci satır neydi? İkinci satır neydi? Neyse Allah'tan gereği birisi hatırladı ikinci satırını. Ben sanki mikrofonun kablosu çıkmış vaziyetlerde. Şarkının sonunu getirmeye. Bu ve buna benzer tabii pek çok komik şey olmuştur. Peki bir şarkıcı yapan çeşitli ögeleri demin saydık. Örneğin beste, onu taşıyan bir aranjman. Bunu gerçek ruhla icra edebilen bir orkestra. Ama dinlemesini becerebilen bir seyircinin de katkısı var mı bunda? Yani tabii ki. Tabii ki. Yani netice itibariyle müzik insanlar için yapılıyor. Sen orada son derece duygusal bir şarkı söylüyorsun, insanlar lak 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 konuşuyorlar. Ya da çekirdek yiyip yere atıyorlar. Bu tabii insanı mutsuz eder yani öyle bir ortamda bulunmayı asla istemem. Peki Alpay bunca yıl içinde en densiz dinleyici ödülünü verecek olsaydı, var mı aklına gelen böyle bir izleyici? Çok içtenlikte olarak söyleyeyim. Hı. Ben müzik yaşamım boyunca, işte bu çocuklar da biliyorlar, hiç densiz bir seyirciyle karşılaşmadım. Ve de bizim sahne performansımız hakikaten iyidir. 3 saat, 3,5 saat sahnede kaldığım zamanlar ben oldu. Çok şahit oldum. Biz üstüne biz yaptılar ve ben pek çok kez artık soyunmuşumdur. Bornozla sahneye çıktığım çok olmuştur benim.
Bakın, o da son, tabii orada son, o da ayrı bir erotizm diyor olayı. Son giysim budur ona göre, bir daha açamayayım, başka giyecek bir şeyim yok demişimdir. Her zaman çok saygıyla dinleyen ve programın sonunda da sanki uyarılmış gibi ayağa kalkan seyircilerle bugüne kadar geldim. Ve de ben bugüne kadar hiç densiz bir seyirci rastlamadım, inanın bana. Peki şimdi İstanbul'da da çalışmalar var. İstanbul'da yarın gece başlayayım? Çalışmam var. Evet, adını söyleyebiliyoruz, reklama girmiyor. The Mix diye bir yer var. Eski Ziya Restoran'ın olduğu yer, evet, Ortaköy'de. Evet. Güzel bir gece kulübü. Ben önümüzdeki hafta çalışacağız zannediyordum. Paldır küldür bu hafta dediler. Ne derece duyuru yapabildiler, yapılabilecek bilmiyorum. Yarın akşam orada bir programım var. 2 Kasım'dan itibaren de Beyoğlu'nda Allegria diye yeni açılan bir yer var. Belki duymuşumdur. Önemli bir yer olduğu konuşuluyor. Cumartesi günleri de orada program yapacağız. Harika. İzleyicilerimiz duyuyoruz ama iptal edilirse, bir şey olursa sakın George Mustaki konserindeki gibi yani Alpay'ı konuk etti, bak biz gittik orada çalışmıyor. Olur, her yerde her şey olabilir.